takılıyorsun. Ben Almanya Malatya Fethiyeler Derneği Genel Başkanlığı sıfatıyla geldim buraya. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi ki geldiniz. Aranızda beni tanımayan var. Çünkü salonumuzda %90'lı ne yazık ki ben de tanımıyorum. Tanımadığımın nedeni ben Almanya'da doğdum, büyüdüm, yetiştim diyorum. Ama kısaca hemen kendimi tanıtayım. Ben bıçakçının torunu, Sadık'ın küçük oğlu, Denesmen'in de torunu, öyle de söyleyeyim. Erdoğan bıçakçı oğlu. Yani başkanımızın davetisi üzerine buraya geldim. Teşekkür ediyorum ona da huzurlarınızda. Çok şartlar, çok zor şartlar altında geldim. Çünkü davetiyesi elimize ulaştığında gayri kardeşimizin yönetimi içerisinde karar aldık ve doğal olarak da birinci başkanı gönderdi yönetimdeki arkadaşlarımız buraya, yani beni. Yükümü aldım sırtıma, bindim uçağa, geldim. Yüküm o kadar ağır ki uçak bir ara bir turbulans yaptı, bir sallandık, eyvah dedim, düşeceğiz. Yüküm de neydi? Size Almanya'da bulunan akrabalarınız olan Darmstadt'ın, Oberarmstadt'ın bölgesinde kalan tüm Fethiyelilerden bol bol selam getirdim. Kısaca bir şeye değinmek istiyorum. Ben dün buraya geldiğimde arkadaşlarımız, daha doğrusu benim halamın oğlu beni havalandan aldı. Derneğe gittik. Dernekte birkaç köylerimizle tanışma fırsatını buldum, büyüklerimizle. Ve aynı zamanda o derneğin Fethiyelilere ait olduğunu öğrendim. Ben kira düşünüyordum. Yalnız dernek yerimizin yetersiz olduğunu gördüm. Ben kendi kanaatimce, yalnız sizlerin desteğiyle de derneğinize ne kadar sahip çıkarsanız, derneğimize ne kadar sahip çıkarsak o dernek o kadar büyür, filizlenir, daha güzel bir hale gelir ve sizin dileklerinize, sizin ihtiyaçlarınıza daha güzel cevap vermeye başlar diyorum. Kısacası Gani kardeşimizi ve Gani kardeşimizden sonraki olan yönetim kurulunun da derneğiyle her konuda desteklerinizi rica ediyorum. Hepinize afiyet olsun, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür başkanım, sizi bırakmıyoruz, burada bile sağlayacağız. Efendim,